Sesin kalınlık problemi erkeklerde ve kadınlarda farklıdır. Kadınlarda sesin erkeksi çıkması durumu sesin kalın olarak algılanmasıdır. Erkeklerde ise sesin erkek gibi çıkmaması ya da ince çıkması durumudur. Dolayısıyla kadınlarda erkeksi bir ses, erkeklerde de erkeksi olmayan bir ses sesin kalınlık problemidir. Erkekler ele alacak olursa, erkeklerdeki erkeksi sesin oluşumu puberte yani adolesan yani ergenlik dönemine denk düşer. Bu dönemde vücudun ürettiği testosteron denilen hormon gırtlakta bir yapısal değişiklik yapar. Hem gırtlağın büyümesine, kıkırdakların gelişmesine, bununla beraber ses tellerinin kalınlaşmasına ve uzamasına sebep olur. Kalınlaşma ve uzama çok hızlı bir sürede gerçekleşir ve ses bir oktav gibi çok ciddi bir oranda kalınlaşma olur. Bir erkek sesinin kalınlaşması demek, gırtlağın büyümesi demektir. Ses teli bir frekans üretir, bir titreşim üretir ve bu titreşim hızı saniyede 120, 110, 130'lar civarında olursa evet ses gayet iyi erkeksi bir tonda algılanır. Ancak bu frekans yüksek olursa o zaman ses kadınsılaşmaya başlar. Kadınsı bir tonun oluşabilmesi için bu titreşim 180 Hz'in üzerinde olması gerekir. Bu erkeklerde istenmeyen bir durumdur. Erkeklerde hedef her zaman sesi erkeksi tonlarda tutmaktır. Bunu genellikle iki şekilde yapılabilir. Birincisi hormonal tedaviler ve ses egzersizleri. İkincisi de eğer bunlar fayda göstermiyor ise o zaman da tedavilerdir. Bunlar çoğunlukla cerrahi tedavilerdir. Birçoğumuz sesimizi taklitlerle kalınlaştırabiliriz. Daha derin, daha koyu bir ton elde edebiliriz. Akciğer hacmimizi genişleterek, gırtlağımızı aşağı düşürerek, ağız boğaz bölgemizi genişleterek daha kalın, daha koyu tonlar kullanabiliriz. Ancak problemi olan kişilerde bunu elde etmek zordur. Özellikle iki durum. Birisi yapısal olarak ses telleri ince ve küçük olan kişilerde. İkincisi de yapısal olarak ya da geçirdiği travmalar ya da hastalıklara bağlı ses telleri incelmiş ya da kısalmış kişilerde seste incelikler ortaya çıkar. Bu da tedavi gerektirir.